İyi akşamlar Erbos günlük grafik Şimdi Erbos daha önceki videoda da söyledim Yani bu kadar soluksuz yükselen 8. ayında Erbos yükselişin <laughs> Aylık bazda hiç kaybettirmedi Yani bugüne kadar hep yeşil mumları Arka arkaya koydu e, Herhalde zannediyorum tek Senet bu kaldı ya. Başka yok diye biliyorum hatırlıyorum ya Bilmiyorum e, varsa Ben atladıysam yorumlara yazabilirsiniz Geçen hafta e, Tabi 130 civarlarında bir e, videosunu yapmıştım. Sıcak bir his yani bir bakımdan. O sıcaklıkta 147 148 hatta geçti bir de 148 değil mi gün içi olarak? Tabii 148.70'e kadar da e, ilerledi. Oradan da biraz kar realizasyonu e, haliyle normal arkadaşlar. Bu da anormal bir şey değil yani. Bir, bu kazanç realize olur ara ara. Daha önce de var bu tür bir harekete. 9 Nisan'da var. Tabana yakın yani. Eksi 923. Taban varsayabilirsiniz. Eee Başka bir tane de böyle altılık falan vardı ama o da şurada mıydı acaba? Yok değil. Neyse yani arkada bir tabana yakın bir de eksi altısı var ama hiç taban yapmamış tabii ilk defa bir taban yemiş oldu Erbos. Şimdi buradan aşağı 116 ilk destek. <laughs> Destekler ile tutar anlamında değil yani strateji oluşturmak için kullanılır. Bilemezsiniz çünkü tutup tutmayacağını. 116, 115 olarak da düşünebilirsiniz. Altına kırarsa 105 lirada diğer bir destek alanına girmiş oluyor. O yüzden bu iki destek önemli. Major anlamda söylüyorum. Bakın şimdi e, 116 bozulursa ne olur onu söyleyeyim de. Şurada başlattı. Bakın 20 güne hiç doğru düzgün temas etmiyor. Yani arada sırada bir temas var. Altına girmiyor hiç. 21 Nisan'da başlatmış olduğu şu gördüğünüz trendin e, biraz sakatta girdiğini söyler. 115'in 115 civarlarında bir kapanış verirse. Yani bu trend teknik manada tehlikeye girmiş olur. Bir miktar daha gevşeyebilir. 20 günler önemlidir kısa vadeciler için çok kısa vadeciler için ee, ama şeyi bozmaz major trendini bozmaz yani o kısmın olur ya hani bilmiyorum geri salar mı salmaz mı ee, şey olarak mum olarak tabi iyi bir mum değil onu söyleyeyim yani bu tür taban bir mum gördüğünüz zaman o sevimli değildir mum formasyonları açısından bir moru bozu yaptı zaten ee, dediğim gibi burada 50 gün falan kırılması lazım ki erbost artık e, hikaye biraz daha tehlikeye girdi diyebilelim ama 50 gün ortalaması çok uzak yani 95 liradan Hani orayı düşünerek şu anda bir strateji oluşturmak açıkçası fazladan bir marj vermeye de neden olabilir. O tabi herkesin risk algısıyla alakalı bir şey. Kimisi uzun vadeciler. Ya beni bozmazlar. Bir de şu aklınız olsun. 50 günden çok fazla ayrıldığı zaman bir senet ortalamadan e, genellikle yani sıcaktır ve bir iken realizasyonu e, çok uzun sürmez. Yani bu tür durumlarda. Satıcılar e, hakim yani piyasaya bunu söylemeye zaten gerek yok. Hacmen de hakimler. RSI iki tane tepe yapmıştı. Zaten geçen hafta ben e, videoyu çektiğimde 81-82 civarlarındaydı. Aynı alana bir tepe daha yaptı. Oradan bir bozulma var ki, ya bu alan çok kolay geçilmez arkadaşlar. 80 öyle her zaman görülen bir RSI seviyesi de değildir. E, az görülür, çoğu zaman. Hani sıklık anlamında söylüyorum. Senede iki kere değersiniz, üç kere değer atıyorum bir senet. E, daha fazlası biraz zordur. 80 üstü de yani 90 kısmı da çok nadir görülür. Daha çok böyle geçen sene çok yoruldu tabii. Uçan kaçan çok fazla senet vardı. Ama iddialı yani bize genelde o alan satıcının kapıda olduğunu söyler. Şu anda ARES'e baktığımız zaman 57 yani 50'nin altı pek iyi değildir. Sarkma 50'nin altına iyi olur. Makti de tabi aşağı çevirdi biraz boynunu yani çok o da tabi yüksek değerlerde 12.1 bu değerlerde. E, tek bunlar da çok görülen değerler değil. 12.1 Aresay o da iddialı bir değerdir açıkçası. E, hafiften ağzını kapatmış özel bir mum formasyonu. E, yani yok zaten e, taban yapmış. Yani <laughs> morbozu yapmış. Bu iyi değildir dediğim gibi morbozu mum formasyonu olarak da. Herkese iyi akşamlar.